Evrenin dört atlısı, evrendeki dört temel kuvvettir. Yıldızların, gezegenlerin ya da galaksilerin ölçeğinde, yani makro evrende kütle çekim kuvveti baskındır. Atom altı ölçekte, mikro evrende güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler etkindir ve ikisinin arasında da elektromanyetik kuvvet hüküm sürer. Atomlar arası bağlar elektromanyetizma sayesindedir. Yahut bir maddenin yapı taşlarının birbirine yakın durarak sıvı ya da katı olabilmesi de bu kuvvet sayesindedir. Mıknatısın buzdolabına yapışması, saçlarınızın elektriklenmesi, şu an bu videoyu izlediğiniz cihazın çalışabilmesi ve pusulanın daima kuzeyi göstermesinin altında da bu kuvvet yatar. Herhangi bir parçacık eğer elektrik yükü taşıyorsa elektromanyetik kuvvete maruz kalır. Fakat bu kuvvetin parçacığa etki edeceği bir aracıya, alana ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle bir kuvvet, alan ve parçacık arasındaki etkileşimin adıdır. Elektromanyetik kuvvet, elektrik ve manyetik alanlarda etki gösterir. İlkin, yüklü parçacık elektrik ve manyetik alan üretir. Daha sonra bu alanlar yüklü parçacığı hareket ettirir. Parçacık hareket ettiğinde ürettiği alanlar da değişir, dolayısıyla hareketleri de. Bir dans gibidir bu. Değişen bir elektrik alan manyetik alanı üretir. Değişen bir manyetik alan da elektrik alanı. Bir mıknatısın etrafında tel dolaştırarak elektrik üretebiliriz. Bir demir parçasına elektrik vererek onu mıknatıs haline getirebiliriz. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirebiliriz. Bu elektromanyetik indüksiyondur. Faraday'ın indüksiyon kanunu olarak da ifade edilir. Dinamoların, elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin çalışma prensibidir. Dinamoyu ve motoru icat ettiğimizde, yani elektromanyetizmadan evrenin dört atlısının orta hallisinden yararlanmaya başladığımızda dünya değişti. Hani Endüstri 4.0 diye bir tabir duymuşsunuzdur. Bu sayılar endüstrinin geçirdiği devrimleri ifade eder. Endüstri 1.0 buhar makineleriydi. Elektrik makineleri de Endüstri 2.0'ı, yani 2. sanayi devrimini oluşturdu. Peki dinamo ve elektrik motoru nedir? Nasıl çalışır? Dinamo hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Motor da elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir. Dinamoda sabit bir mıknatıs ve dönen bir bobin yer alır. Sabit kısma indüktör ya da endüktör, dönen kısma rotor denir. Bobin, iletken teller sarılarak oluşturulmuş bir silindirdir. Bobin, mıknatısın meydana getirdiği manyetik alan içinde hareket ettikçe, tellerin içerisinde elektrik oluşur. Böylece hareketi elektriğe çevirmiş olursunuz. Bisikleti sürerken, bisikletin lambasını da yakarsınız. Motorda da aynı şekilde endüktör ve rotor vardır. Dinamoda rotoru dışarıdan siz döndürüyor, elektrik akımı sistemde kendiliğinden oluşuyordu. Motorda ise elektrik akımını siz veriyorsunuz. Rotor, manyetik alan içinde kendi kendine dönüyor. Fişi takıyorsunuz, vantilatör dönmeye başlıyor. Elektrik ve manyetizma birbirinin ayrılmaz parçası olduğu için elektromanyetizma şeklinde birleşik kelime kullanıyoruz. Eskiden bu ikisi ayrı zannedilirdi. Ta ki James Clerk Maxwell son derece zarif dört basit denklemi keşfedene kadar. Bu denklemlerdeki ters üçgene yanında nokta varsa diverjans ya da ıraksama, çarpı işareti varsa rotasyonel denir.
Eğer vektörler bir noktaya doğru yöneliyorsa, o noktada negatif diverjans vardır. Bir noktadan dışarıya doğru yöneliyorsa, orada pozitif diverjans olur. Eğer bir noktaya yönelen ya da oradan çıkan vektör sayısı eşitse, diverjans sıfırdır. Rotasyonel ise bir nokta etrafında dönen vektörlerin ölçüsüdür. Havuza bir su topu koydunuz. Top kendi etrafında dönerse o noktada döndüğü yöne göre negatif ya da pozitif rotasyonel oluşur. Top dönmezse rotasyonel sıfırdır. Elektrik ya da manyetik alanın yönü ve büyüklüğü 3 boyutlu vektörle ifade edilir. Tıpkı rüzgarın herhangi bir yönde ya da şiddette esebilmesi gibi. Hadi bu bilgiler ışığında Maxwell'ın denklemlerinin anlamına bakalım. Diverjans E eşittir rho bölü epsilon sıfır. Diverjans ıraksama. E elektrik alan. Epsilon sıfır boş uzayın elektrik geçirgenliği, sabit bir değerdir. Rho ise elektriksel yük. Yük arttıkça elektrik alanın büyüklüğü ve yayılımı artar. Bir noktadan daha fazla ok çıkmaya başlar yani. Bir delikten bir sürü tavşanın çıkıp her yönde yayıldığını düşünün. Eğer yük negatifse, diverjans da negatif olacaktır. Yani tavşanlar her yerden gelip hızlı bir şekilde deliğe doluşuyor. Tavşanların yürüdüğü yerde iz bıraktığını düşünün. İşte bu ize kuvvet çizgileri diyoruz. Sembolik bir gösterimdir. Alan ne kadar kuvvetliyse kuvvet çizgileri de o kadar sıktır. İki pozitif yükü yan yana koydunuz. İkisinden de kuvvet çizgileri çıkıyor. Birbirlerini itiyorlar. Aynı durum iki negatif yükü yan yana koyduğunuzda da oluyor. Aynı yükler birbirini iter. Bu meşhur kural işte bu denklemden geliyor. Yüklerin işareti farklı olduğu zaman birinden çıkan kuvvet çizgileri diğerine girer. Birbirlerini çekerler. Birinci denklemin özeti budur. Zıt yükler birbirini çeker, aynı yükler birbirini iter. Diverjans B eşittir 0. B manyetik alan demek. Birincisinin neredeyse aynısı, manyetiklisi. Zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter. Peki eşitliğin sağ tarafının 0 olması ne anlama geliyor? Bir mıknatısı asla tek kutuplu hale getiremezsiniz demek. Bir çubuk mıknatısı tam ortadan böldüğünüzde İki parçada da iki kutup tekrar oluşacaktır. Bir mıknatısı milyon parçaya bölseniz de her biri kuzey ve güney olmak üzere çift kutuplu olacaktır. Rotasyonel E eşittir eksi B'nin T'ye göre kısmi türevi. Burada T zaman demek. Manyetik alanın zamana göre değişimi dairesel bir elektrik alan yaratır. Çember şeklinde bükülmüş bir telin ortasından mıknatıs geçirirseniz o telden akım geçer. Rotasyonel B eşittir mi 0 parantez aç j artı epsilon 0 parantez aç eksi E'nin T'ye göre kısmi türevi parantez kapa parantez kapa. Bu dördüncü denklemin ifade ettiği de üçüncü denkleme çok benzerdir, tek bir farklılıkla. Elektrik alanın zamana göre değişimi dönel bir manyetik alan yaratır. Burası tamam, bir de burada ekstra bir terim var, J, akım yoğunluğu demek. Siz bir telden akım geçirdiğinizde o akımı değiştirmeseniz bile akım tel etrafında yönü akıma bağlı olan dairesel bir manyetik alan oluşturur. Elektriksel olarak aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker. Manyetik kutuplardan aynı olanlar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. Değişen manyetik alan, elektrik alan yaratır. Değişen elektrik alan veya elektrik akımı,
manyetik alan yaratır. Ben bunları ters üçgenle yazdığımda türev biçiminde yazmış oldum. Maxwell denklemlerinin integral biçimi de vardır. Matematiksel olarak aynı şeyi ifade ederler. Sadece bir yazılış farklılığıdır bu. Denklemlerde geçen ve evrenimizin dokusundan kaynaklanan iki sabit, epsilon sıfır ve mi sıfır, bu uzayın elektrik ve manyetik geçirgenlikleridir. Işık hızını belirler. Maxwell denklemlerini çözdüğümüz zaman, birbirini besleyen elektrik ve manyetik alanların içinde bir elektromanyetik dalganın hızının bu iki sabite bağlı olduğunu görürüz. V eşittir, karekök içinde 1 bölü epsilon 0 çarpı mi 0 formülünün, yani ışık hızının değeri evrenin her yerinde saniyede 299.792.458 metredir. Bir yüklü parçacığın hareketiyle oluşan elektrik ve manyetik alanların salınmasına elektromanyetik dalga denir. Bir elektromanyetik dalganın elektriksel ve manyetik bileşenleri birbirine diktir. Bu dalgalar frekansına göre sınıflandırılır ve tayf oluştururlar. Görünür ışık, kızıl ötesi ve mor ötesi ışıklar, X ışını, radyo dalgaları, mikrodalgalar, elektromanyetik dalgalardır. Her temel kuvvetin taşıyıcı bir parçacığı vardır. Elektromanyetik kuvvetin taşıyıcı parçacığı da fotondur. Foto, Latince ışık demektir. Işıkçık, ışıkla enerji paketçikleri. Peki, ışık bir dalga mıdır, yoksa parçacık mı? Cevap, her ikisi de. Çift yarık deneyini araştırarak bu konuda daha çok bilgi edinebilirsiniz. İleride bu konuda da video yapmak istiyorum. Şimdilik alanlardan devam edelim. Bir dans gibi demiştik. Elektrik ve manyetik alanlar yüklü parçacığı hareket ettirir. Yüklü parçacığın hareketi de elektrik ve manyetik alanlar yaratır. Her dansta olduğu gibi bu dansın da kuralları var. Elektromanyetik alana gelen bir yüklü parçacığın üzerinde hissettiği kuvvete Lorentz kuvveti denir. Parçacığın yükü Q olsun, hızı da V olsun. Bu V bir vektör, yani hem gittiği yönü hem de süratini içeren bir değer. F eşittir Q parantez aç E artı V vektörel çarpım B parantez kapağı. Bu denkleme göre elektrik alan yükü kendi yönüne doğru hızlandırır. Mesela aşağıya doğru yönelen bir elektrik alanda yük de pozitifse aşağı inecek ya da negatifse tam tersi yukarı çekilecektir. Manyetik alan ise kendi yönüne dik bir şekilde parçacığı hızlandırır. Yine aşağıya doğru yönelen bir manyetik alan düşünün. Sağ el kuralı gereği pozitif bir yük sağa, negatif bir yük sola gidecektir. Bu iki alanın biraz da olduğu durumlarda ise alanların yük üzerindeki etkisinin bileşkesi alınır. Elektriksel ve manyetik yük ne anlama gelir? Yüklü bir nesnenin atomik boyutlarında neler olup biter? Bir nesnede elektronların sayısı protonlardan fazlaysa o nesneye negatif yüklü deriz. Elektronların sayısı eksikse de pozitif yüklüdür. Protonların eksik ya da fazla olmasından bahsetmedim. Çünkü proton atomun çekirdeğinde yer alır. O atomun karakterini, hangi element olduğunu belirler. Ve atom ya da hidrojen bombalarındaki tepkimeler hariç değişmez. Protonu yerinden kıpırdatırsanız tam tabiriyle atomu parçalamış olursunuz. Elektron öyle değil. Elektron atomun dış çekirdeğinde döner ve atomdan rahatça ayrılabilir. Atomlar aralarında elektron alışverişi yaparak kovalent ya da metalik bağlar oluştururlar. Çevremizde gördüğümüz molekülleri, suyu, demiri, bakırı, havadaki azotu ya da karbondioksiti bu yolla meydana getirmişlerdir. Plastik balonu saçlarımızı sürttüğümüzde
saçımızdaki elektronların bir kısmı balona geçer. Balon eksi, saçlarımız artı yüklenir. Manyetik yük ise elektronların sayısı değil spiniyle, yani dönüşüyle ilgilidir. Tam olarak olmasa da yaklaşabilmek için elektronu küçük bir top olarak, hatta minyatür bir dünya olarak hayal edin. Dünya batıdan doğuya, bize göre soldan sağa döner. Yukarıda kuzey, aşağıda güney kutupları oluşur. Bu artı 1 bölü 2 spin durumudur. Bir de tam tersi, doğudan batıya dönen güney kutbu yukarıda, kuzey kutbu aşağıda. Bu da eksi 1 bölü 2 spin. Eğer bir nesnedeki elektronların yarısından fazlası aynı spine sahipse, o nesnede mıknatıs gücü vardır. Tek bir elektron, minicik bir mıknatıstır. Kuzey ve güney kutupları vardır. İşte bu yüzden manyetik alanın diverjansı sıfıra eşittir. Ve bir mıknatısı ne kadar bölerseniz bölün, çift kutuplu kalacaktır. Videoyu bitirmeden önce not düşeyim. Elektron, minyatür bir top değildir. Şu görselleştirme elektron spinine daha yakındır. Evrene enerji ağlarıyla bağlı bir parçacık. Ancak burada kuantum fiziğine gireceğimiz için videonun konusundan sapmadan spin olayını şöyle kapatalım. Elektron spinini anlamak için kendi etrafında dönen bir top hayal edin. Ancak elektron kendi etrafında dönen bir top değildir. İşte elektromanyetizma böyle bir şey. Haftaya evrendeki başka bir temel kuvvette görüşmek üzere.